Seninle açık konuşacağım Ahucuğum. Aa, tabii komşum. Ben dekoltenin her türlüsüne bayılırım. Doğru söyle. Seninle Mehmet enişte arasında bir şey var mı? Hangi Mehmet enişte? Bizim kiracımız olan. Ha, şu bizim Mehmet. Aa, o senin nereden enişten oluyor ki Melia Hanım? Kız kardeşimle nişanlandı ya. Aa, nişanlandı mı? Hı hı. Aa, bir yanlışınız olmasın. Ne yapsın o ninesi yaşındaki kadına ayol? Hem zaten Mehmet bana aşık. Aslında bundan hep kuşkulandım. Hatta biliyordum. Ne olacak şimdi? Zavallı Seniha da tutkun ona. Evleneceği günü iple çekiyor. Ay, eğer durumu öğrenirse kız canına kıyar vallahi. Ah, hiç merak etmeyin Melia Hanımcığım. Aşk intiharları ancak 50 yaşına kadar olur. Mehmet'ime uyar mı ki? Omuzlarını biraz daha geniş tutayım bari. Ay, ne çok işim var. Daha çeyizim de bitmedi. Ekmek örtüsü, televizyon örtüsü, raf örtüsü, pijama bohçası. Gerçi yıllar önce hepsini hazırlamıştım ama sandıkta sarardılar. Buyurun. Ne istemiştiniz? Ben Kazım. Mehmet yok mu? Yok. Ne yapacaksınız? Hiç, bekleyeceğim. Bir dakika evladım. İçeri buyur diyen oldu mu sana? Ben Mehmet'i beklemek zorundayım anne. Kusura bakma. O da ne? Su tabancası. Belki Mehmet'le oyun oynarız biraz. Ondan ne istiyorsun? Nesi oluyorsun? Alacaklısıyım. Benden 1,5 milyar borç almıştı. Ama aradan aylar geçti, vermedi. Üstüne yatacağını zannediyor ama yok öyle. Demek ki dardı o da. Yoksa verirdi. Ben onu bunu anlamam. Bir de üstelik gidip nişanlanmış. Ay, onu da mı duydun? Tabii. Bir sürü ortak dostumuz var. Peki nişanlısı için bir şey duydun mu? Fazla değil. Ama bizim Mehmet pek seviyormuş nişanlısını. Ya. Evet. Çocuklar bayağı tutkun olduğunu söylüyorlar. Ben onu eskiden beri tanırım. Mehmet'in peşinde çok güzel kızlar var ama bu sefer gerçekten aşık olmuş. Herhalde. Fıstık gibi bir şey olmalı. Sen hiç görmedin mi nişanlısını anneciğim? Bir defa getirmişti buraya, evet. Nasıl bir şey? Çok güzel bir kız, melek gibi. Allah mesut eder inşallah. Peki Kazım Bey evladım, madem Mehmet arkadaşın, bir alacak meselesi yüzünden ona fenalık etmeyeceksin değil mi? O iş başka, bu iş başka. Hem artık bu yüzden aramız açıldı. Eğer paramı vermezse alnının ortasına sıkarım kurşunu. Şaka söylüyorsun değil mi? Yapmazsın öyle şey. Ha, burası dağ başı mı? Bizim racon da böyle. Ya parasını alırsın ya da herifin canını. Dur, biliyorum onun parası yok. Borcu sana ben ödesem. Ha, o bak o olur işte. Şimdi kiracımın para yüzünden canı sıkılmasın. Ama bende o kadar para yok. Canım, ne kadar varsa ver işte. Bir kenarda hep biraz para tutarım. Dur bakayım. Şurada 1 milyar var. Şurada da 260 milyon. Kabul eder mi acaba? Bu 1 milyar. Burada da 260 milyon var. Al, bu kadar çıktı. Gözünü seveyim, artık onu rahat bırak. Bir de huzursuz olmasın çocuk. Mehmet dua etsin ki senin gibi bir ev sahibi var. Üstü de helal olsun. Sağ ol. Çok iyisin. Hadi bana eyvallah. Mehmet'e bir şey söyleme. Borcunu benim ödediğimi filan. İncinir çocuk. Çok gururludur. Tamam, merak etme. Ay, içime sıkıntı geldi senin şu çeyizinden Seniha. Yeter artık. Öyle deme Meliha. Bunları yaparken mutlu oluyorum. Hiç düşünmüyorsun. Ya bu adam seni terk ederse? Genç. Yüzüne de bakılır bir adam. O da ne demek?
Aslanlar gibi benim Mehmet'im. Bir gören dönüp bir daha bakıyor. Yusuf peygamber gibi. Bütün bunları ne zaman eskiteceksiniz seni ha? Birlikte 300 yıl falan yaşamanız lazım. Meliha, bıktım senin şu kıskançlığından. Nazar değdireceksin. Mehmet benim, çeyiz benim. Sana ne oluyor? Ay evet. İşte yine bir yıldız gibi parlıyorum. Ay ama bu yeterli değil. Bir şeyler taksam daha iyi olacak. Demez mi zavallıcık? O benim eniştem diye. Hadi ya. Öyle mi dedi? Ay sen belki dalga geçmek için bu oyunu oynadın ama kadıncağız fena tutulmuş. Ay çok da ümit vermişsin Mehmetciğim ya. Günah valla. O da can, o da kadın. Yapma böyle. Ben de. Ne var? Hiç olmazsa sabaha bekleseydin Mehmet. Hayatım, annem ölüm döşeğindeymiş. Ya ben varamadan ölürse? Allah korusun. Yani kayınvalidemi tanımak da nasip olmayacak. Aman tek derdimiz bu olsun seni ha. Başına gelmediği için sen gelin olmanın ne demek olduğunu anlayamıyorsun Meliha. Dur bakalım, daha senin de başına gelmiş değil. Hadi ben hemen çıkayım da otobüse yetişeyim. Annemin elini öpeyim, helallik dileyim. Gömüp gelirim. Beni öpmeden mi gidiyorsun Mehmet? Ah, pardon canım. Ben üzüntümden ne yaptığımı biliyor muyum? Ben ne yapacağım şimdi sensiz? Nişanlıma iyi bak. Yolun açık olsun enişte. Ben nasıl dayanacağım o gelene kadar? Umarım geri gelir. Ah canım, ben de seni özledim. Ama elden ne gelir ki? O da şimdi içeri girdi canım. Selamını söylerim, merak etme. Ben gayet iyiyim. Sen anneni yalnız bırakma canım. Kadıncağız madem son günlerinde. Aa, çok üzüldüm Mehmetciğim. Ne de olsa kayınvalidem sayılır. Hadi canım, ben de seni öpüyorum. Mehmet aradı da. Niye gelmemiş bunca zamandır? Annesi komadaymış ama daha ölmemiş. O da başından ayrılamıyor tabii. Beni çok özlemiş. Konuşurken ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Buyurun, ne istediniz? İyi günler efendim, affedersiniz. Sizi rahatsız ediyoruz. Arıza vardı da bir saat için telefon hattınızı iptal etmek zorunda kaldık. Ona bakacaktım. Aa, şimdi konuştuk. Yok olur mu teyzeciğim? Daha şimdi açtık konuşmaya. Nerede telefon? Burada, buyurun buyurun. Buyurun. Tabii, buyurun buyurun. Buyurun. Hasan, ben yaptım bağlantıyı. Şimdi kapatıyorum, sen çaldır bakayım. Alo. Heh, şimdi tamam Hasan. Hadi geliyorum.
Telefonunuz oldu. İyi günler. Seni ha? Sen gayetten sesler mi duymaya başladın ha? Ne münasebet canım. Daha şimdi konuştu Mehmet'le. Sen de kulağında duydun. Ben seni duydum. Onu değil. Deli değilim herhalde kendi kendime konuşacak. Zavallı kardeşim. Gururunu kurtarmak için olmayacak şeyler yapıyor. Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç şımarma adamım değilsin. Hey, kadınım.